İber Hocam, şimdi Abdülhamit'in 30 sene iktidarı içerisinde yaptıkları, yapmadıkları çok şey var ama çok net olarak bilinen bir şey, Abdülhamit'in çok baskıcı bir imparator, bir padişah olduğu, müthiş bir hafiye teşkilatı kurduğu, paranoya derecesinde korktuğu, saraydan dışarı çıkmadığı, hatta İstanbul'un nasıl bir kent olduğunu görmek için İstanbul'un binlerce fotoğrafını çektirerek fotoğraflar üzerinden kendi payitahtını tanımaya çalıştığı, marangozlukta çok etkili olduğu, saraydan çıkmayıp bol miktarda masa, sandalye, hatta merdiven falan yaptı. Ve bütün bu şeyler, bu paranoyak tavrı, koruduğu hafiye teşkilatı çok ciddi eleştiri kaynağı aydınlar arasında. Sürgünler, hapisler, şunlar bunlar ve adının kötüye çıkmasının temelinde de bir ölçüde bu var. Buna karşın halk tarafında ise bir sevgi var Abdülhamit'e. Bunun kaynağı nedir yani? Bir taraf niye bu kadar nefret ediyor ve niye bu kadar paranoyak? Halk ise niye seviyor? Yani halkın da seveni var, sevmeyeni de var. Entelektüel takımında seveni var, sevmeyeni var. Üniversite mensupları, o zaman üniversite yok 1900'e kadar ama şey olarak, organ olarak mevcut. Yani Baytarlık Mektebi'yle, Ziraat Mektebi'yle, Maden Fakültesi'yle, mühendisliğiyle, artık teknik üniversite çok eskidir bizde, tıbbiyesiyle eskidir. Yani medreselerin içinde mesela bir Kudat Medresesi var. Bayağı Roma hukuku bile okutuluyor orada. Yani hukuk mektebi de yanında var. Orada da çeşit çeşit düşünen insanlar var. Gazetelerin içinde de var. Gazetelerin içinde kendini kiralayan kalemler var, kiralamayanlar var. Bu ecnebi gazeteler için de böyledir. Yani bazılarını sefaretler aracılığıyla satın almıştır Sultan Abdülhamit. Derin bir gazete taraması yaparsanız 19. asır dünyasında derin olmaz o. Her zaman böyle saplama metoduyla, samplingle yapacaksın. Çok değişik şeyler görüyorsunuz. Yani mesela İmparatorluk Alman matbuatında Abdülhamit değerlendirmeleri çok farklı. Bunlar acaba dedik satın mı alınıyor? Alakası yok. Hepsine yetişemez. Yapı o. Yani adamın bulunduğu yere bağlı mı? Alman monarşisine çok bağlı adamlar Sultanahmet'e de bağlı. Bu çok ilginç. Mesela Kont Bülow'un sonraki başbakan, Alman başbakanının Rusya'daki diplomatlığı sırasındaki hatıratı çok ilginç. 3. Alexander'la Abdülhamit çok iyi geçiniyor. Ve bu politikaya yansımıştır. Yani bizim aramızdaki uzun bir sulh dönemidir bu. Çünkü iki hükümdarın da kafasında bir şey. Abdülhamit zaten çok zeki o konuda ve yapı olarak mühendis gibi biri. Şimdi ona dönmemiz lazım nasıl olduğunu. 3. Alexander öyle değil. Çok zeki de değil. Yani onu da söyleyeyim ama bir doğruyu bulmuş. Dindar ve çok şey, hiç israftan haz etmeyen biri. Mesela Kışlık Saray'da oturmadı, Anuşkin Sarayı'nda oturuyor. Yemek listesi gayet mütevazi. Gençleri öyle yetiştiriyor. Sonraki Çar Nikolay'ı çok haşlıyor israfından dolayı falan böyle. Leylek gibi görüyor böyle. Onların arasında bir şey var. Çok bir şunu söylüyor mesela Bülova polis şefi. Çar monarşileri sever diyor. Bu kadar basit. Yani çok açık. Sultan Abdülhamit'le o da bir nevi hamidi yani o zaman. Ve arada o zaman biz yapalım, harp etmeyelim, iş yapalım havası vardı. Rusya ve Türkiye'de büyük atılımlar yapıldı. Bunlarla bir yere gidemeyiz. Şimdi mesela o demin bir şey söyledim. Belki sürçülisan. Yani şimdi albüm tespit ettirmenin hafiyelikle ilgisi yok yani. Je vous en prie. Yani boyuna albüm çekilir. Fotoğraf varsa devlet resim çektirir. Şehirleri çeker, köyleri çektirir, mektep talebelerini çeker, hocaları çeker. Efendime söyleyeyim çarşı bazarı çeker, 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 çeker. Ve o yıldız albümleriyle aslında bizim tarihçiliğimizde yeni bir pasaj başlar. Bu çok önemli bir şeydir. Yani ben bunu size söyleyeyim. Bu önemli.
o albümler olmasa veya oldukları ölçüde tarih yapıyoruz. Sırf burayı değil, dünyayı da çektiriyor. Bütün başkentlerin şeyleri var. Bazıları yayınlandı. Rusya İmparatorluğu, Almanya falan. Çektiriyor bu oynar. Bu böyle. Kendisi veliahtken dünyayı gördü sayılır. Mısır'a gitti. Abdülaziz'de ikinci veliahttı. Ve işte bildiğimiz Paris, Londra, Belçika, Almanya ve Viyana'yı gezdi. Bir kitapta maalesef kehaneti, Sultan Abdülaziz'e ait olan bir kehaneti Abdülhamit Efendi'ye, ikinci veliahta atfediyor bir yazar. Bunu doğru bulmuyorum. Şeyden dönerken İngiltere'den o muhteşem bir geziydi. Mesela Mithat Sertoğlu'nun tarih kitabında Abdülaziz tamamen Alaturka, Batı medeniyetinden. Ya ayıp yani, adamın bestelediği Batı tarzındaki besteleri bugün yeniden harmonize ediliyor, valsler falan. Yani bir adamın ojeniyle çok yakınlık kurması için başka bazı marifetlerinin de olması lazım, boyunun bozunun ötesinde. Bu çok önemli. Ve resim yapıyor tabii, çok iyi biliyorsunuz. Heykeli de ilk yaptırtan o. Böyle yanlış bir biyografileri bilmiyoruz. Mesela Sultan Abdülhamit, Batı ve Doğu medeniyeti, ne alakası var? Sultan Abdülhamit Alaturka sevmez. Ama saygı duyar, saygı duyar, o başka bir şey. Bal gibi Batı musikisi sever, operetlere bayılır. Bu meşhurdur, bilinen bir şeydir yani. Bunlar çok önemli. O bakımdan bundan tabii ne alafranga ne alaturka diyebilirsin. Güzel şey güzeldir, kaliteli şey kalitelidir. Bunlar çok önemli. Şimdi kendisinin şahsiyeti çok değişik bu. 1842 doğumlu Sultan Abdülmecid'in ikinci şehzadesi Murat Efendi'den sonra. Ve bütün büyük hükümdarlar aşağı yukarı kendisinin akranı. Victoria 10 yaş büyük kendisinden, kraliçe Victoria. Franz Josef ile Sultan Abdülaziz tamamen şeydirler, akrandırlar. Tabii dolayısıyla Abdülhamit de Franz Josef'ten 16-17 yaş küçük. Böyle bir şey var, yakınlık. Üçüncü Alexander'la akran. Wilhelm'le akran. Yani Wilhelm biraz daha genç. Fakat bunların arasında dostluk böyle hemen yatılı mektep talebesi kadar laubali olmasa da daha derine de gidebiliyor. Efendim hiç Fransızca bilmiyor diyorlar. Yalan. Son kral Victor Emmanuel'i biliyorsun, o burada veliaht olarak gezideyken babası öldü, burada kral oldu aslında. Evet. Onun hatıratında anlatıyor Abdülhamit Efendi, yani Sultan Abdülhamit. Yani efendi değil o zaman artık, sadece Sultan Abdülhamit biliyor Fransızca, yani bu kadar açık. Yani böyle kalkıp da tercümansız falan konuşmaz devlet adamları, o çok şeydir. Gizli şeyler konuşulur, vizavi konuşmalarda herkes bir dili sevebilir, öyle girişme çok şey doğru değil. Mesela Sultan Reşat'ın Farsçayı bildiğini ve konuştuğunu bizim biyografların haberi yok. Kotvara prensesi, yani Maharana, orada Kotvaralılar, Kotvaralılar diyorum. Hindistan'daki şeyler, bir kısım Haydarabad nizamlarının bir bölümünde begümler bulunurdu, hep kadınlar yönetirdi. Maharana geldiği zaman buraya hareme kadar mütercimle gidiyor. Fakat hareme girerken artık mütercimler çekiliyor, Sultan Reşat refakat ediyor ve Farsça konuşmaya başlıyorlar birden. Ya çok enteresan o. Bunu mesela insanlar bilmiyor. Biz padişahların biyografilerine sahip değiliz doğru dürüst. Bu çok bariz bir şeydir. Fatih neleri bildiğini Osmanlı Bakanı üstleri yazmaz. Dedanguski gibi Venedikliler, işte yok bilmem Kritovulos gibi Bizans tarihçileri falan yazıyor. Muasırlar.
Bu bir eksik bir şeydir. Türkiye'de böyle konuşmaları yaparak birinin portresini çizmeye kalkarken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü karşımızda her şeyden evvel hulular eksik. Her şeyden evvel biyografik çizgilemeler çok noksandır. Bunların üzerinde oturmamız lazım. Mesela bir musiki tarihçimiz bana dedi ki, efendim dedi, siz Abdülaziz'in dedi Batı müziği bestelerinden bahsediyorsunuz, onları Donizetti'ye yaptırmış. Ulan Donizetti öldü o zaman, biraz kronoloji bilin. Yani tarih için kronoloji bilmek lazım. Kim ne zaman yaşıyordu, ölüydü bilmek lazım. Kimse böyle şeyleri mesela Cumhuriyet devrinin kompozitörleri için söylemiyor. Söylenmezdi zaten. Halbuki onlar Paul Hindemith'le falan her gün yüz yüzeler neredeyse gelip gidiyor. Paul Hindemith'in durumu çok zordu Nazi Almanya'sında. Karl Ebert zaten buradaydı falan. Dikkat etmek lazım. Tarih kronolojik bilgi olmadan yapılamaz. Bu çok açık.